Hadi gelin eksi 3'ten 5'e kadar 4 dx'in evet bu belirli integrali birlikte hesaplayalım. Bu neye eşit olacak? Burada videoyu durdurup kendi başınıza çözmenizi evet açıkçası bunu tavsiye ediyorum. Pekala, bu hesabı yapabilmemiz için kalkülüsün temel teoremini hatırlamamız gerekiyor. Yani belirli integral ve ters türev kavramlarının birbiriyle bağlantısı. Kalkülüsün temel teoremi bize şunu söyler. A'dan B'ye belirli integral fx dx şuna eşit olacaktır. f fonksiyonumuzun ters türevine eşit olan fonksiyon büyük f ile gösterilecek olur ise üst sınırda hesaplanan ters türev eksi alt sınırda hesaplanan ters türev. Evet buna eşit olacak. İşte burada da aynen bunu yapmalıyız. Pekala o zaman 4'ün ters türevi nedir? Hemen cevaba 4x demiş olabilirsiniz. Ters kuvvet kuralını da düşünebilirsiniz. 4 yerine 4 çarpı x üzeri 0 yazabilirdik. Bu 0'ı 1 artı yani 4 çarpı x üzeri 1 olacaktır. Sonra da bu yeni kuvvete bölüyorsunuz. 4 çarpı x üzeri 1 bölü 1. Yani cevap 4 x olacak. Haklısınız. 4'ün ters türevi 4x oldu. Bu aslında bizim büyük f ile gösterdiğimiz fx oldu. Şimdi bunu 5 ile eksi 3 aralığında hesaplamamız gerekiyor değil mi? İşte burada olduğu gibi üst sınırdaki ters türevi hesaplayacağız. Bu 4 çarpı 5 olacak. Şimdi bu değerden alt sınırdaki ters türevin değerini çıkartacağız. Bu da 4 çarpı eksi 3. Peki, burası neye eşit? 20 eksi eksi 12. Yani artı 12 olacak. Toplamı da 32 olarak bulacağız. Güzel. Hadi ters türev kuralı ile ilgili bir örnek daha yapalım. Diyelim ki belirli integral eksi 1'den 3'e kadar 7x kare dx. Evet bize bu soruluyor olsun. Bu neye eşit olacaktır? Aslında bu kısmın ters türevini hesaplamak istiyoruz. Şöyle de diyebiliriz. Burası küçük fx ise büyük fx neye eşit olacaktır? Pekala ters türev kuralına göre kuvveti 1 arttıracağız. 7 çarpı x üzeri 3 olacak ve bu sayıyı bu yeni kuvvete böleceğiz. 7 çarpı x üzeri 3 bölü 3. Bunun üst sınırdaki değerinden alt sınırdaki değerini çıkartacağız. Yani şuna eşit olacak. Üst sınır için hesaplayacak olursak 7 çarpı 3 üzeri 3 bölü 3. 3 olacak değil mi? Şimdi bu değerden alt sınır için hesapladığımız ters türevin değerini çıkaracağız. Bu da şuna eşit. 7 çarpı eksi 1 üzeri 3 bölü 3. İlk kısım 7 çarpı 3 üzeri 3 bölü 3. Şurası 27 olacak. Bunu 3'e böleceğiz. Yani 7 çarpı 9 diyebiliriz. İşte burası 63 olacak. İkinci kısma da bakalım. Eksi 1'in 3. kuvveti de yine eksi 1 olacaktır. Negatif bir sayı çıkardığımız için buraları artı yapabiliriz. Yani artı 7 bölü 3 olacak. 7 bölü 3'ü de şöyle yazabiliriz. 2 tam 1 bölü 3 evet. Şimdi toplayacak olursak cevap 65 tam 1 bölü 3 olur. İşte bu kadar.